Değerli dostlar, bugün biraz zorlu bir gün bizim için. İki gün burada bir dolu yağdı. Bahçelerimizi bayağı bir perişan etti. Yani çiftçilikte de, doğal yaşamda da doğayla mücadelenin ne kadar zor olduğunu sizlere bir göstermek istiyorum ve nasıl kayıplarımızın olduğunu da göstermek istiyorum. Benim için aslında küçük bir kayıp çünkü bahçem zaten küçük. Ama bu işi yüklü miktarda yapan çiftçi kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten onlar için çok zor. Onun için de pazara gittiğiniz zaman arkasında ne emekler var, onlara dikkat edin. Mümkün olduğunca da üreticiyi üzmemeye çalışın. Zaten ben genelde doğrudan üreticileri almaya çalışıyorum. Eksiklerimi, mutfak eksiğim bir şey varsa doğrudan üreticini almaya çalışıyorum ve onları da üzmemeye çalışıyorum. Sizler de bu konuda hassas olursanız, onlar üretirlerse bizler evimizde rahat bir şekilde mutfağımızda ocağımız kaynıyor. Şimdi bakalım dolu ne yapmış? Hep beraber bir bakalım. Yağmur sonrası rüzgar bakın ne yapmış arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bakın burada mısırlarımızı çoğunu yatırmış. Bakın şöyle uzağa doğru bakın. Şu ayçiçeğimizin şöyle dallarını koparmış. Buraları darmadağın etmiş. Evet, gördüğünüz gibi ayçiçeğimizi de böyle yere yatırmış bu. Bunu artık kaldırmaya çalışacağız. Şöyle bak, bu da böyle kırılmış. O orada kırılmış. Yani bayağı bir hasar vermiş. Diğer ürünlerimizde yine bayağı bir hırpalanma var. Yan komşunun da bamyaları falan böyle bayağı bir yatırmış. Bakalım ne olacak gene. Şu baştakiler gene birazcık iyi. İnşallah kaldırabiliriz. İnşallah düzeltebiliriz. Şimdi dostlar, benim bahçemi perişan ettiği yetmiyor gibi. Bakın komşunun bahçesine geldim. Biraz sivri birden topla demişti bana ama bakın görüyor musunuz? Dolu ne yapmış? Bunları öncelikle meneme için alalım. Meneme sosu yapmaya. Bakın görüyor musunuz? Nasıl? Çok kötü olmuş. Bakın yine başında yine aynı şekilde. Çok kötü. Şöyle göstereyim. Bunu da alalım. Bakın hep yara bere. Gördüğünüz gibi. Hep yara bere olmuş. Bunları mecburen alacağız. Hemen. Bakın bu da aynı. Yani buranın durumu da böyle. Yani bu bahçeyle uğraşmak böyle zor. Onun için soframıza gelen ürünlerin kıymetini bilelim arkadaşlar. Bakın bunu delmiş geçmiş resmen. Bakın görüyor musunuz? Delmiş geçmiş resmen. Onun için köylünün ürünleriyle lütfen hiç pazarlık yapmadan alalım. Yani her şeyi bir değil. Görüyor musunuz? Bak. Dolu bu yapmış bunların hepsini. Bu dolu perişan etmiş buraları. Bakalım. Aynısı. Bak domateslerini bile mahvetmiş. Bak görüyor musunuz domatesleri nasıl yatırmış? Şöyle göstereyim. Yani bazen söylüyorlar ya domates pazarda 5 lira kardeşim ne uğraşıyorsun falan diyorlar. Ama arkadaşlar bununla uğraşmazsan oradakinin kıymetini bilemiyorsun. İnan 5 lira gerçekten çok ucuz bir rakam. Bir de onunla pazarlık yapılıyor. Üzülüyorum. Şimdi kendim için de şöyle seviniyorum. Daha bugüne kadar tezgahta hiçbir bahçe ürünüyle ilgili hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Doğal ürünlerle alakalı, çiftçinin ürünüyle alakalı hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. O yönden de seviniyorum. Çünkü gerçekten burada görüyorsunuz bir gün dolu oluyor. Bir gün soğuk vuruyor. Bir gün başka bir şey oluyor. Yani o ürün oralara gelene kadar çok zahmetlerden geçiyor yani. Bakın burada bamyaları da göstereyim. Nasıl yapmış görüyor musunuz? Bunları böyle mahvetmiş. Domatesler zaten perişan olmuş. Hepsi böyle yatmış. Allah'tan tohumluğa bırakmış da
ondan çok fazla zayiat olmamış olacak. Ama benim ayçiçekleri, çok seviyordum bunları. Bayağı bir hırpalanmış. Şöyle ayçiçeğimin birini aldım. Artık bunu eve götüreyim. İçinden çıktığı kadarını taze taze tüketelim artık. Allah'tan şuradaki kocaman 3 tane beyefendi var. Bakın. Bu 3 beyefendiyi yıkamamış. Dolu ve rüzgar yıkamamış. Düşünün. Çanakkale'nin rüzgarı bu 3 beyefendiye dokunamamış. Yani sevincimiz de bu.